Gamora sonsuzluk taşlarına sahip oldu, alkollüydü ve kafası çok karışıktı. Bir patlatayım dedi ve yanlışlıkla Warp World isimli yeni bir gerçeklik oluşturdu. Bu gerçeklikte bütün ruhlar birbirine girdi. Doctor Strange ile Captain America birleşerek sarı saçlı ama siyah bıyıklı bir abimize dönüştü. Örümcek adam deli manyağı Moon Knight ile birleşip bir ajdar bir Tarkan gibi davranmaya başladı. Bunları hep anlattık. Daha detaylı hikayelere kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi sırada Ghost Rider ve Black Panther'ın oluşturduğu Ghost Panther'ı anlatmak var. Ama öncesinde bir duyurumuz var. Selam canlarım, kozmik hikaye anlatıcınız geri döndü. Normalde hikayenin hepsini ben anlatacaktım ama ücrette anlaşamadık. Kanalın sahibinin parası ancak bu duyuruya yetti. Duyurudan önce bir ayran. Oh! Katıl açıldı. Hatta şimdiden iki tane destekçimiz var. Birisi sokak savaşçısı oldu, diğerkisi de dünya koruyucusu. Olaya bak. Siz de kanal sahibine destek olup özel içerikler görmek istiyorsanız, buyurun. Halletmem gereken işlerim var. Kaçao. Yıllar önce bu dünyada kibirli Wakandalı Prens T'Challa, babası T'Chaka tarafından ülkenin dışına sürgün edildi. Amerika'da kendisine yeni bir baba ve iş buldu. Showman Jericho Simpson ona sahip çıkmıştı. Hatta ona beraber çalışmayı da teklif etti. T'Challa kabul etti ama bir sorun vardı. Bu isim Amerika için fazla korkutucuydu. Daha havalı bir isim lazımdı. T'Challa, Johnny Blaze sahne adını kullanarak tehlikeli bir show motosikletçisi oldu. 5 yıl sonra yeni bir rekor dönerken ölümcül bir kaza geçirdi. Evet, kendine yeni bir baba ve isim bulmuştu. Yeni bir ölüm de. Bu Jericho abimiz 3 harflilerle ilgileniyormuş. Kısacası cinciymiş. 2 kurşun döktürüp T'Challa'yı hayata döndürmek için şeytani varlık Zaratos'u çağırmıştı. Zaratos, T'Challa'nın içinde bir avcının ruhunu hissetti ve ona büyük güçler vermek karşılığında kötülerin ruhlarını avlamasını istedi. T'Challa, anlaşmanın bedelinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Yok kardeşim, döndürüyorsan döndür, döndürmüyorsan döndürme. Zaten aldığımız 3 kuruş maaş, borç harç içindeyiz dedi. Zaratos, T'Challa'yı borç ...larını ödesin diye hayata döndürdü ve babasının öldüğünü söyledi. T'Challa üzgün, T'Challa pişman. Ulan bir bırakmadınız da ölelim diyor. Ama artık hayata döndü. Yapacak bir şey yok. Yeni kral olan kız kardeşi Shuri'ye saygılarını sunmak adına Wakanda'ya gitti. Ancak babası T'Chaka'nın öldürüldüğünü öğrenince katillerini avlamaya karar verdi. Ayrıca saldırı sırasında katiller kalp şeklinde ot bahçesini yok etmişlerdi ve Kara Panter mirasına son vermişlerdi. Bu ot olmadığı sürece Wakanda'da panter olamazdı. Bu sırada Zaratos bir daha ortaya çıktı. Panterim dedi, sana birazcık güçlerimden vereyim, sen de git bu babanın katillerini bul. Kan davasını da kapatırsın. T'Challa karşılığında ne istediğini sordu. Zaratos da sadece bir hediye olduğunu söyledi. T'Challa yine kabul etmedi. Hemen bir motor istedi. Shuri ne alaka T'Challa deyince bizimki racona başladı. Benim adım Johnny Blaze. Ben Amerikalı bir motosikletçiyim. Babamın katillerini getiremediğim sürece bana T'Challa demeyin dedi ve yollara düştü. T'Challa, Embakşullah the White tarafından bir güzel dayak yedi. Tam ölecekken şeytan Zaratos'un artık teklifini kabul etti. Sonra güçleriyle Embakşullah the White'ın ruhunu emmeye başladı. Sonra dedi ki ulan ben ne yapıyorum cin çarpmış gibi ve güçlerini geri verdi. Zaratos'un ondan ne istediğini anlamamıştı. Tam kavga ederlerken göğsünden bir mızrak yiyerek bir daha öldü. Ölümden sonra Zaratos artık yalvardı. Kabul et şu güçleri de kurtar ülkeni evladım dedi. Yaparsın yapmazsın, olur mu olmaz mı? En sonunda T'Challa krallığını ve Shuri'yi Killraven'dan korumak için teklifi kabul etti. Tam Killraven Shuri'yi katledecekken Ghost Panther Wakanda'ya yetişti ve Killraven'ı durdurdu. Ama yine de güzel bir dayak yedi. Wakanda patlıyor, işgal edilecek. Tam o sırada T'Challa'nın babası T'Chaka bizim şeytan Zaratos'a gözünü seveyim beni de gönder bu çocuğun babaya ihtiyacı var diyerek yalvardı. Zaratos bu teklifi kabul etti ve T'Chaka'yı bir panter olarak gerçekliğe gönderdi. Evet, panter olarak. Daha sonra T'Challa pantere bindi ve evet, babasına biniyor. Killraven'ı alt ettiler. Sonuç olarak lanetli kral T'Challa, aynı zamanda Johnny Blaze, namı değer Ghost Panther, panter babası ve kardeşinin de destekleriyle Wakanda kralı oldu. Harika bir prenses, kibirli bir oğlan ve panter bir baba hayatlarını Wakanda halkını korumak adına tehlikeye atmışlardı. Her zaman Wakanda isimli özgür bir yer olması adına.